Hoş geldin Gürbüz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Emine Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Beyefendi kim? Eşim olur kendileri. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Mecit. Memnun oldum Mecit Bey. Hanımefendi kim? Elif olmuşum olur kendim. Merhaba Elif Hanım. Konuşacak konu çok. Sohbete içeride devam edelim mi? Tabii, yani buyurun. Önden siz lütfen. Merhabalar, ben Emine Seçme. 44 yaşındayım. 22 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Sosyal medya üzerinden yemek yapıp satıyorum. Çocuklarımın okul masraflarını bununla karşılıyorum. Çocuklarım şu anda, oğlum üniversite okuyor, tekrardan üniversiteye hazırlanıyor. Kızım üniversite sınavına girecek ve ben de gireceğim. Yani ben hep kurslar vesaire, ortaokulu, liseyi ben dışarıdan bitirdim. Ehliyetimi aldım. Hasta yaşlı bakım kursuna gittim, sertifikamı aldım. Ben çok dik bir karakterim, yumuşak başlı bir insan asla değilim. Dediğim dedik, çaldığım düdüktür. Hani o şekilde, o şekildeyim. Bugün benim evime böyle bir tipler gelirse, yani cevabım çok net olur. Yani alttan almayabilirim. Alttan almam yani hiçbir şekilde. Çorbam nohutlu semizotu çorbası. Nohutlu semizotu çorbası. Haftanın ilk yemeği, aynı zamanda bu sezonda da ilk kez yapılıyor. Değil mi? Semizotu çorbası içtik, nohutlu bulgurlu çorbalar içtik veyahut işte yarmalı buğdaylı, ama nohutlu semizotu çorbası ilk kez içiyoruz biz de bu sezonda. Teşekkürler. Bir yöresel mi Emine? Yok, yöresel herhangi değil. Hani biz seviyoruz bunu, severek tüketiyoruz. Bir de hani sizin programda çok yapılmadı. Yapılmadı, hiç ilk defa yapılıyor. Evet. Yapalım. Değişik olması benim hoşuma gitti şahsen, farklı bir çorba. Madem yöresel değil, niye böyle bir çorba seçtiniz acaba? Ya illa yöresel bir şey yapmak zorunda değiliz ki. Böyle bir kural olduğunu bilmiyorum ben. Ben mutfağınıza bakabilir miyim? Hayır, acaba? Hayır, kesinlikle mutfağıma bakamazsınız. Ben kimsenin mutfağına bakmayacağım. Hiç kimse de ben mutfağıma bakmayacağım. Sen de içmez miydin biraz çorba? Oh. Emine diye biri yapmış. Çok da güzel diyorlar. Şey miymiş? Neden mutfağınıza mı güvenmiyorsunuz? Hayır, ben sadece hani dağınıklığından ötürü hijyenik mi steril mi ona bakmak istiyorum. Bu kadar. Bitti. That's onun tercihini mi? Laz numara kalkıp bakmalısın yani. Yani ben de saygısızlık yapmak istemiyorum. Hmm. Kendi tercihi. Yala yarışmacının ama, tercihi. Ama ben de onu mutfağıma sokmayacağım yani. Ya zaten kendisi sokmadığı için zannetmiyorum ki senin mutfağına girmeye. Ben girmem ben zaten. Ben seni mutfağıma sokmam. Kesinlikle artık. Kesinlikle girmem. Duygu, girmem zaten. Bilemiyorum. Ne işin var milletin mutfağında? Ne işin var milletin mutfağında? Yani... İşte dağınık mı ney mi onu bakmayacaklar, işte onun için gelmek istiyorlar. Aslında ekmek de yemeyecekler, yalandan yere ekmek istiyorlar. Herhangi birinin mutfağı değil zaten yarışmacı. Bakın ben bu görme istemeyi de görmek istediğiniz zamanlar anlayışla karşılıyorum. Çünkü mutfaktır, burada yemekler pişiyor, görmek isteyebilirsiniz. Böyle bir hakkınız var formatımızda da. Hı hı. Fakat bu hakkı size yarışmacı verecek. Yani, ama reddoluşun da bir usulü yok mudur Zuhal Hanım? Bu şekilde mi reddetmesi gerekiyor hanımefendinin? Kesinlikle giremezsiniz. Evet, şey net. Yani? Öyle. İstemeyebilir ama. Gel otur istersen Emine. Hadi afiyet olsun, İnşallah başlayalım. İnşallah hijyenik bir şekilde yapmayalım. Yani, hijyeninden emin olabilirsiniz. Yoksa kesinlikle. İstemeyebilir yani, bu normal bir şey. Yani. Ben kendim hastanede çalışıyorum. Biz zaten her ay düzenli hijyen eğitimleri alıyoruz. Hastanede mi çalışıyorsunuz? Evet, ben özel bir hastanede çalışıyorum. Onunla bunun ne alakası var hanımefendi? Orada çok, hastanenin hijyeni, burada yemeğin hijyeninden bahsediyoruz. Yemek hijyeninden, el hijyeninden, kişisel hijyeninden. Biz her hijyenden aylık eğitim alıyoruz. Ben olsam izin verirdim. Kendine güvenen bir insan izin verir. Yarışmacı arkadaşımız girmek istedi, o da izin vermedi. Aynı tepkiyi gösterir miyim, göstermem. İsteyen mutfağa girebilir. Demek ki mutfak dağınıklı veyahut da hazırlıklı değildi. O yüzden izin vermedi. Ya açıkçası merak ettim. Bize hijyen belgelerinin olduğunu, hastanede çalıştığını, her şeyin steril olduğunu söyledi. Şöyle bir salona da baktım. Salonu gayet temiz duruyordu ama gerçekten mutfağını merak ediyorum. İzleyince göreceğim. Ona koysaydım, pilavı da ayrı bir kasede getirseydim mesela. Onu yapabilmedim evet, işte. Allah! Testi kebabımız geldi söyleme. Testi kebaplar. Mustafa o ne? Mustafa! Evet. Bana dikkat edin. Bu ateşli bir şey, şu an söndürdüm. Evet. Benim korumalı eldivenlerim var. Testimizi burada kıracağız. Bizim evet, orada. Bir saniye. Testimizi yani kırmadan evvel test ediyoruz testimizi. Evet, şimdi... Efendim yemekteyizin bu sezonunda bir testi kebabı geldi. Birazdan açılışını yapacak testi kebabın. Tüm yemekteyiz sevenlere, TV8 ailesine, tüm yarışmacılarımıza ve ekibimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Testi kebabını kırıyor. Evet. Evet.
Şimdi bana doğru kırmayın da diğer tarafa kırın. Yok, merak etmeyin, size bir şey olmayacak. Evet. Şimdi Zuhal Hanım, bizde bunu her kırışında bir dilek dileme hakkı sunuyorlar. Aa, ne güzel. Ben de size sunmak istiyorum bunu. O bir dilek hakkı dileyin. Benim mi şimdi? Evet, siz tamam, bir dilek dileyin. Tamam. Ben de testiyi o arada kırıyorum. Kırıldı. Şimdi servisini yapıp ben getiriyorum diğer tamam, testilerle. Peki. Ama şey içine kaçtı. Ne içine kaçtı? Kırdı, evet, test kiremitler. Kiremitler içine kaçtı. Ayıklayıp da getirir herhalde diye düşünüyorum. Dikkat edeceğiz artık. Kaçtı mı? Testiler birazcık yanmış ha. Vallahi yanmış. Neyse, yapacak bir şey yok. Ayarlayacağız şimdi bunlardan. İyi, çok detay çekmeseler de. Bakacaktık, bir de hemen mutfağa apar topar evet, götürdü. Gittim. Herhalde bir yanıklık bir şey vardı böyle. Ha. Hani göremedik bile yani testi kebabını. Ya resmen kurumuş böyle. Hepsini ya. Orada biraz tek tek mi kırıp getirecek buraya? Bilmiyorum ki. Burada hani bize göstermek yaptı. Burada bir tane göstermelik yaptı ama. Evet. Hepsini herhalde içeride ama mi kuracak? Ama bir tane keşke kırıp şurada ortada bize göstereydi. Gerisini oradan sonra orada kırıp getireydi. Öyle yapacak işte. Kırdı. Ama kırdı ama götürdü, bize göstermedi ki. Servis edebilecek miyim? Edebileceğim. Edemeyeceğim, kalacak muhtemelen. Abi çok yanmış bu. Bu yani bu böyle bir şey değildi yani. Hmm, yanık kokuyor. Ben bir bakayım o zaman. Müsaade isteyerek tabii. Tabii hemen. Müsaade etmezse zorla girmeyin. Yani zorla evet, girerim. Maalesef. Ben. Zaten burada kırdı gibi o koku evet, sindi buraya. Kömür gibi gördüm zaten içine de şeyle. O da aslında bir diğerleri şanssızlık öyle değil inşallah. Şanssızlık i̇şte ama hiç kolay olmuyor. Tam da söylediğim gibi zor bir yemek. Bir yanık kokuları aldık. Ben dedim bir geleyim bir bakayım. İyi yaptınız çünkü testi kırdı. Yanlış. Gerçekten. Vallahi çok üzüldüm. Ne yiyeceğiz? O zaman bir şeyler sipariş edelim herhalde. Yani salatam var, tatlım var, testi kebabım çok yanmış. Çok büyük bir fiyasko oldu şu an. Ben içeridekilerin özellikle Halil Bey'in ne diyeceğini çok merak ediyorum. Vallahi ben Halil Bey'i hiç merak etmiyorum. Ya o zaman Gülçin Hanım hani bu kadar riski göze almayacaktı yani şimdi. Dedim ya risklidir. Riski onu evde değil dışarıda bir fırında yaptırsaydı risk almayacaktı. Halil Bey bugün size 3 verse de yeri yani bu arada. Yani böyle şöyle zaten yemek, sonuç itibariyle Halil Bey dün tam olan menüye de 3 verdi. Toprak kap su çeken bir kap zaten. Tabii tabii. Suyu emer. Emer. Et de kaynadıkça suyu ona emer. Ona göre suyunu şeyini yani ayarlayacaksın. Yani suyunu, soğanını vesairesini ona göre ayarlayacaksın. Suyunu, yağını ona göre ayarlayacaktı ki bu durum yaşamaması evet, için. Kömür kebabı bu servis etmeyeceksiniz herhalde. Bunu daha niye açıyorsunuz ben, peki ben onu anlamadım. Kurtarabileceğim bir şey var mı diye yanlıştım ben. Hiç zannetmiyorum. Maalesef bir koku var ama tabii diğerlerini bilemiyoruz. İnşallah onlar aynı anda atıldıysa diğerleri de öyledir. Aynı anda atmıştır yani, da. Bir şeyler sipariş edelim o zaman. Ben içeriye gideyim tamam, söyleyeyim en iyisi. Siz. Salata falata. Kömür gibi asla yenmez. Baran giriş yaptı herhalde bu arada. Gelmediğine göre mutfağı aldı herhalde. Her şey simsiyah, zift, yapma, kömür. Bir ah, kokuyor mutfak. Zaten o yemek yenmez. Ne? Evet, sadece salata neyse, bekliyoruz geçmiş bu arada. Olsun diyelim arkadaşımıza. Bütün ne diyelim? Testileri kırdı. Hepsi yanmış. Yapma. Evet. Ben zaten kömür gibiydi. 3 saat deyince zaten sunmayacakmış da aynı zamanda. Peki ne dedi? Hepsini açıyor. Aralarında varsa ayıklayacağım falan filan bir şeyler diyor ama hani ben buna sevinmedim, üzüldüm açıkçası. Ben de üzüldüm. Şanssızlık. Emeğine. Geçmiş olsun üzüldüm, diyelim. Ne diyelim artık olsun yani? Halil Bey. Acaba durun hiç mi çıkmaz içinden etmedi? Yok, hiç çıkmaz. Az mı? Çıksa da az mı peki koydu etler? Yapacak bir şey yok. Patates ve salata vereceğim. Yandı çünkü. Çok ya inanamıyorum, şaşırdım. İyi, Halil Bey'e de gün doğdu. Bugün eksik evet, puan verebilecek. Ya şimdi ne alakası var? Ben gel Duygu dur bir saniye. Kendi adına üzüldüm yani. Zuhal Hanım, ben de çok üzüldüm. Çünkü testilerin hiçbirinde kurtarılabilecek birazcık bile kuzu kalmamış. Yani ben de ana yemek veremeyeceğim. Ha, vermeyeceksin. Veremeyeceğim. Ya yani onu size sunmak istemiyorum. Gerçekten kömür gibi olmuş. Gördük. Evet. Ya içeridekiler de öyle olmuş. O yüzden onu size sunmak istemiyorum. Kalan patatesimi siz ve salatamı yapmadınız mı? Yaptım ama burada zaman kısıtımız olduğu için normal şartlarda sen fazla zaman bırakmışsın. Hayır, şöyle yani, normal şartlarda ilk başta bir saat onun köz olması lazımdı. Biz biraz acele ettik pişmeyecek diye. Testinin toprağı bile yanmış.
alevli kömürün içinde. Alevli değildi tam da çok tam alevi korluydu. Evet. Duygu Hanım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Sorun yok. Ben size devam edeyim. Sunayım keşke ona göre kalanları. Bir zaman ayarlasaydım. Yani ben ona göre ben testi kebabını bir yapmayı... Getirin de bir bakalım o zaman. Görelim, benim gördüğüm bir zaman bakın. Herkes bir görsün. Bir de baharatlı patates demişti ama herhalde patates püresi. Patates püresi de böyle değil yani. Yani. Çok, aynen çok ama gerçekten kurtarılacak. Keşke şey planlamanızı yani düzgün yapsaydınız. Değil yani. Ona göre bildiğiniz bir kömür gibi olmuş. O yüzden sunmak istemedim. Gerçekten yanınıza kömür kıvamında oldu. Valla şimdi Duygu Hanım geçmiş olsun keşke, dedin de keşke o zaman böyle bir şey seçmeseydiniz. Yani hani tamam üzüldüm böyle bir durumu yaşamanız ama. Yani Halil İbrahim Bey normal şartlarda yaptığım bir şeydi zaten. Testileri bir gece öncesinden suya yatırdım zaten. Komple su çektirdim. İşte 3 saat pişen bir şey bu normalde. Hiçbir şey olmuyordu ama işte dediğim gibi tamamen alevleri ayarlayalım. Ateşi fazla yanmıştı ama sizinki daha da çok yanmış. Hem de ana yemeğiniz. Daha çok derken daha çok alakası yok ya yani o kadar. Yani yiyemedik. Parçalanmış ve pişmemiş Zuhal'ın. Pişmemiş mi? Evet. Kırmızı. Bakın. Benim güzel görünüyor gösteriyor ya benimki parçalanmamış yani haksızlık etmeyeyim. Yok, gayet güzel görünüyor domatesi, biberi. Şöyle dokunduğum anda zaten şuradan göreceksiniz pişmemiş. Kırmızı geldi. Siz de bakın isterseniz. Pişen yerinden yiyelim bakalım. Ocak başında pişirmiş pişirmeden getirir mi ya? Bu kebap kebap değil. Zuhal Hanım konuşuyor benim kebap. Nasıl ya? Benim dile gelmiş. Dana daha konuşuyor burada bakın. Dile gelmiş bakın. Ateşi görmüş geri çekmiş. Et çok sert. Şurası. Halil Bey ben de. Evet bende de bakın Halil Bey. Evet. Pişmemiş. Pişmemiş. Sanırım çok az tuttunuz ocakta. Az tutmadım. Şöyle. Ve çok soğuk. Bunun karışımı biraz sürekli zırh çekmemiz gerektiği için zaman da az olduğu için ben zırhı hiç çekmedim. Düşer diye korktum. O yüzden... katılıyorum. Bazı yerleri... Sıcak da değil. Valla hiç şimdi olmamış. Orada yaptım, getirdim. Yok burada da ısıttım. Yok denecek kadar. Sıcaklığı tekrar fırında ısıttım. Yani öyle. Sanki bir kebap değil de böyle bir kıyma kavurmuşsunuz. Zaten kıymadan kebap getirmişsiniz yapıyor. Getirmişsiniz gibi. Ama safiye böyle bir kıyma, tuz bile yok. Ben de bir tadına yok. Bakayım. Bir bakayım. Hani bir bak. Acılık isterdim, o yok. Pilavdan da yiyin lütfen. Pilava güzel olmuş, sadece tuzu eksik. Pilava güzel. Ama ki kebap kesinlikle... geçer. Hiçbir geçerliliği yok kebabın. Yani kendim zırladım, sapladım. Valla istersen gökten zembilinin indir olmamış arkadaşım. Mesela tadı mı olmamış? Olmamış, tadı tuzu yok. Ben de tuzladım. Hani bilemeyim. Et böyle az şey geliyor yani insanın ağzına göre böyle lokum gibi değil. Anladım. Bir böyle bir kırt kırt gibi. Buralar pişmemiş hani, benim. Daha önce evet, kebap yemesek kebap diye bunu belki aynen inanır Van yerdik de. Van usulü böyle oluyor galiba. Kebap değil yani. Evet, Van usulü öyle. Böyle oluyor değil mi? Değil, Halil olmamış. Bey, lavaşınızı kendiniz mi açtınız? Lavaşı ben hazır aldım. Kendim açamam. Ama bu mutfağı kadar... kirletsin lütfen rica edeceğim yani. Hiç olmazsa ne olacak her yer. Yani her yer olacak sonra nasıl temizleyecek? Komşular da rahatsız olacak çat şu oklama sesinden. Lavun nasıl olmuş acaba? Pilav güzel olmuş. Bence susuz. Domates biberi orada sen mi közledin? Evet. Tamam. Bu biberi salatanızda kullansaydınız bu kadar acı olmazdı salatanız. Sizin haklısınız. Biber seçiminiz de yanlış. Ama şimdi şöyle bir şey buna var. Buna yeşil sivri biber seçebilirim. Çoban salatasında o biber olmuyor, yakışmaz. O yüzden ben hani böyle bir şey düşünmedim. Bu közde iyi oluyor. Acısız olduğu için ben zaten onu düşündüm ama bu kadar acı olduğunu düşünmemiştim. Söyle. İşte Adana'ya benziyor. Evet. Bir farkı yok. Bilmiyorum sadece ama benim biberim çok az közlenmiş. Yani çiğ yiyor gibi. Yok zaten hep benim öyle. Benim de çok diri. Değiştirebilirim. Bu da öyle. Yok sonu değil. Tabağa gelmiş. Tabağa gelen hele daha yakın. İçecek. Görsel. İçecek. Yani bütün oluyor yani. Evet. İçecek ayran bildiğiniz mı istersiniz? Ben ayran rica edeceğim. Tamam. Ya bir şey soracağım konuyla alakası ama bu nasıl oluyordu biz? Asansöre bindik, 4'e bastık, 2'de indik. 6'ya basıp 4'te inecektik. Abi. Müteahhiti tebrik etmek istiyorum. Müthiş bir mimari ve mühendislik. Yani kod farkı olur, eksilere inersin anlarım da. Şimdi dediler ki bana Zuhal Hanım 4. kata çıkıyoruz dediler. Tamam yeter. Bir dakika dur öyle demediler. Ne dediniz? 4'e bastılar dedim. Yanlış bastınız. Yok öyle dediler. Gerçekten de 4'e bastık 2'de indik. Ben kendimi inşaat yaptığım için onu izah edeyim. Sen mi yaptın? Yok ben yapmadım. Ben yapmadım şöyle söyleyeyim. Yakuplu bölgesi kodlu bir bölge olduğu için. Tamam biliyorum. Şimdi mesela 2 katta altta var.
Burası zemini öyle kotlu geliyor yani. Ha, o yüzden. Anladım. Şimdi başka bir bölgede zemin düz olduğu için kot direkt düz zeminden gidiyor. Burada biraz farklı. Tamam gene kat olarak yazsalardı ya yani eksi bir, sıfır, bir, iki. Doğrudur, haklısın. İkinci gün benim haklılığımda da, pardon affedersin, bunun alakası yok ama. Çok bir de önce merdivenden indik, evet. Sonra tekrar merdiven çıktık ve asansöre ulaştık. Kottan. Zorlu yollar. Valla isterseniz başka içecek. Ben içmeyeceğim canım. Tamam. Ben iyiyim suyla, teşekkür ederim. Sen onları götür gel. Evet, kottanmış meğersem. Çünkü seyirciler diyecek ki öyle oluyor, siz de bilmiyorsunuz falan. Evet, bilmiyordum yani böyle bir şey karşılaşınca. Bir de zil şey zannettim. Apartmanın ışığını yakayım dedim, bir bastım zil çaldı. Sizin daire kapısından bayağı bir uzağa koymuşlar onu da. Evet. Karşıki daireye baktım, çok dikkat edemiyor şeyle. Onların tamam da okey. Bir karış kendi değil mi, daireye yakın mı? Dur dedim, ışığı yakayım dedim, zil çaldı. Bir baktım Halil karşımda. Olsun, ona bir sıkıntı yok. Ben bunları niye anlattım onu da bilmiyorum. Evet. Halil Bey yakışır bir ev diyelim. Aa, aşk olsun, ne yapsın adam. Peki, buyursunlar, kim ana yemekle ilgili ve diğer şeylerle ilgili konuşuyoruz? Tabii ki Emine. Kebap hiçbir şekilde olmamış. Yani hiçbir geçerli. Neleri olmamış? Tadı yok, tuzu yok. Ağzına attığın zaman et lokum gibi değil de böyle parça parça, böyle sert sert geliyor. Yani hiçbir geçerli yok. Soğuk geldi önümüze. Biber hiç közlenmemiş. Domates güzel közlenmiş. Pilavın olmuş ama tuzsuz olmuş. Bana o kadar laf söyledin Halil Bey. Ne yani oldu? Masanın tuz alıp da ne oldu? Çok mu zor? Yani tuz atmış. Atmış olabilirsin ama eksik. Halil ama Bey. Şu an tek sorun. Keşke tek sorun. Üçte bile. Keşke tek sorun tuz olsa. Bence. Yorumunu bitirsen Baran Bey. Soraya sıra gelecek. Bence. Evet. Sıra size yani gelecek. Yani o kadar saydırdınız, o kadar söylediniz. Evet, evet. İki gün beni yediniz. Evet, yani ben söylediklerimi hep arkasındayım. Arkasındasınız evet. Ama siz tamamen boş konuşup dolu tutmaya çalışmışsınız. Gerçekten. Ama onu da tutamamışsınız. O da kaçmış elinizden maalesef. Salata? Salatanın çok acı, tadı yok, tuzu yok, limonunu koymamış. Duygu'dan kesinlikle beklemezdim. Emine Hanım'ın masasında sus pus oturdu, Halil Bey'in masasında sus pus oturdu. Benim masamda vallahi bıcır bıcır ötmeye başladı. Bir de başkalarının yorumlarına da karışıyor. Niye yorum yapmıyorsunuz diye. İnsanlar beğendiklerini söyleyince de işte nereden kötülesem diye giriyor o da. Girse ne olur, benim yemeklerim konuşuyor. Halil Bey yine her zamanki gibiydi. Gülçin Hanım ve Emine Hanım ikisinin de sesi çıkmıyordu. Ama bence Baran Bey'in sert eleştirilerinden çekindikleri için sustular. Gülçin Hanım da yarın gününe oynuyor. O yüzden sustu. Duygu Hanım bugün herkes iyilik meleği gibi dedi ama hiç de iyilik meleği gibi değildik. Gerekene gereken yorumu yaptık. Yoruma kapalı olana ne yorum yapabilirim ki? Arkadaşlara kesinlikle katılmıyorum. Yorumlarım, herkes çorbayı beğendi. Herkes milföyü beğendi. Tamam, hani çok uğraşı gerektirmeyen bir yemek ama olması gerektiği gibiydi. Şimdi Baran Bey her şeye böyle konuşan, müdahale eden, büyük büyük laflar ortaya atan ama kendisine gelince hep böyle basit menü seçmiş. Bir de burada sanki dediği gibi böyle eliyle börek açmış da 100 çeşit önümüze koymuş da övünerek böyle hareketler ediyor. Elini masalara koyuyor bir de hani. O tarihini beğenmedim kesinlikle. 23 yani, yaşındayım diyor. Sonra... 23 yaşında olduğunu biliyor ama saygısızlık yaptığını farkına değil. Onun özür dilediği Allah'tan. Ya yaptıktan sonra bana özür dilemesi bir şey değiştirmez. Peki, buyurun ana yemeğimiz. Polenta bilen var mı yiyen yapan? Ben ne duydum? Bilmedim, bilmiyorum. Ne yedim bilmiyorum. Ben sadece duymuştum Zuhal Hanım ama ben de daha önce tatmamıştım. Yani benim o yaptığım kebabın yanında böyle basit bir menü seçmesi... Yani herkes görüyor. Bir şey dememe gerek yok. Orada kebabı zırhlamışım, saplamışım, içine karışımlar yapmışım. Pişmemiş. Evet. Ya ben yani pişmesine takılmıyorum. Ben orada... Neye takılıyorsun? Siz orada pişmekten çok böyle... Pişmemiş, tadı herkesin yok. Herkesin öyle değildi ki. Bir iki kişinin... Tadı yoktu ki. Hayır, kesinlikle hiç tadı pişmemişti. Şimdi ve kırıklanmış da olması gerektiği gibi. Bana pişmemiş yorumundan çok... Basit mi menü? Evet, yok basit işte sıradan bir evet, sıradan bir kebap. Mıydı? Evet, sıradan. Siz kebap yapabiliyor musunuz? Yaparım, niye yapmayayım? Sizin yapamadığınız bir iş yoktur bence. Yok, siz bence her şeyi yaparsınız. Evet, ben yaparım. Evet. Pardon, şunu belirtmeliyim yalnız. Kebapla eti aynı kefeye koymayalım. Yani tabii kebap daha uğraş falan filan da her etin kendine göre her yemeğin vardır da
Yani kebap birazcık daha meşakkatli bir yemek tabii ki. Keşke olsaydı, çok güzel olacaktı. Arkadaşlara göre bence basit, evet. Zuhal Hanım. Çok güzel olacaktı. Göre her şey basit. Eğer yani sen de o testi kebabını yapsan çok güzel olacaktı. Sen de tutturabilsen kebaban kebabını çok güzel olacaktı. Ama yani sonuç olarak maalesef olamamıştı. Senin de yelpaze kebabında, evet. Onda da bazı şeyler vardı. Bu hafta hepimiz için uğursuz oldu Zuhal Hanım. Ana yemeklerin haftası oldu. Yani işte uğursuzluk demeyelim de sizin hatalarınız. O tam tutturamamış, iyice yoğuramamış. Sen çok fazla bıraktın harlı ateşte. Yemin ona keza sosunu az tutmuş, üstünü yatmış. Evet, oluyor yani, herkeste bir şeyler oluyor maalesef. Halil Bey menüsünü zaten 365 gün daha savunur bu akılından giderse. Yani menüsünün savunulacak hiçbir tarafı yoktu. Çok boş, yapamamış zaten, azdı bir de. Ben o kadar güzel yaptım, kaç çeşit ortaya çıkardım. Ben onun kadar savunmadım. Yani neyini savunuyor onu da anlamadım. Eksiklikleri vardı, kebabı olmamıştı. Kebap dediğiniz bütün çıkar, parçalanmıştı. Hadi onu geçiyoruz. En azından pişseydi, pişmemişti. Hep biz pişmiş yerlerini yedik. Çeşidi çok azdı. Yaptığı çeşitleri de hakkını vererek vermemişti. Neyi hala savunuyor anlayabilmiş değil. Masada baharat çeşitleri bulamadım. Tuz falan. Aa, yok mu tuzu? Tuzu eksik, evet. Olmuş ama. Şurada var tuzluk ama. Versen mi? Daran mı versin? Bence kendisi versin. Her şeyi eleştiriyordu ya. Eksiklerini de görsün masaya. Yani. Katılıyorum. Tabii tuzluk biberlik olmalı masada. Bir de et sanki sünger gibi gelmiş bana. Öyle geldi ama bir tat alamadım ben. Eti çok soğuk. Keşke biberi, evet. Kadar... Milföy biberi kadar sıcak olsaydı. Bu, ana yemeğin da... sıcak olması gerekir. Tabii ki bekleme aşamasında biraz soğuyor, katılıyorum. Ama ısıtmasını beklerdim. Bu kadar bir soğuk eti tercih etmezdim. Kesinlikle tuz koymayı da unutmuş. Yanındaki garnitürü daha sıcak etine göre. Etini yani esas bu tabakta... Polenta daha et, sıcak diyorsun. Evet. Daha sıcak. Salatası da baran salatası. Evet, Baran Bey gelsin, yorumlarımızı ona da yapalım. Etim edersin, domates sosu gibi geldi. Rengi şey ya, sevinçliyim. Evet. Özür dileyerek servis alabilir miyim? Tabii, gerçi varmış tabii. Burada. Bir dakika. Var. Burada da var, hemen veriyorum. Üstüne bir kap daha beklerdim şu görüntüyü kapatmak için. Ya benim anlamadım, hem üstüne çilek var hem tatlı, ortasına çilek var. Tatlı çok sıcak tatlı. Bu tatlının soğuk olması gerekiyordu. Yok, bu tatlı ılık sunulan bir tatlı. Ben bu tatlıyı yiyemiyorum bile. Ne yani olmuyor. Hani... Neden? Bana herhalde bu tarafında milföy yoktu. Burası böyle bir... Kaydırmışsınız çünkü bütün kare milföy yani. Bir de parça çok tabağa büyük gelmiş. Bunu bir parçayı dörde bölüp bir hani öyle bu şekilde pişirebilirdiniz. Açar mısınız? İhtiyaç hissettim şu an. Mümkün, evet. Değil, böyle değil. Kesinlikle yani emin olabilirsiniz. Biliyoruz da. Mümkün abi yani gerçekten şu an doğrarken bile çorbaya döndü. Yani doğrayamıyorum. En azından çilek sosunu bir soğuk şöyle. Valla dondurma çok güzel. Ben dondurma yiyeceğim. Bil Bey bakın hiç tabağım dağılmadı. Keserek yiyorum. Çorba ya, bilerek dağıttım yani ben. Öyle bir anlatıyorsunuz ki. Şu şekilde yani bakın. Hani bıçakla keserek çatalımı batırarak. Ben de bıçakla kestim. Böyle bekliyordum. Misiniz? Yani böyle bir şey bekliyorduk. Yani buna yakın bu kadar olmasa da. Hani çilek, hayaller, çilekli hayatlar. Deyince ya da şöyle hani çilek sosu zaten yok da. Sen sos olarak da koymuşsun. Üstüne hani hafiften böyle bir çilek sos yapıp şöyle hafif gezdirelim. Yani şöyle bir tatlı kaşığıyla birer yani kaşık, evet. Gezdirebilirim. Biraz bir pudra şekeri, milföylere. Bunun muhallebisi de... Üstünü kapalı isterdim. Pelte pelte olmuş. Evet. Muhallebisi de pelte pelte olmuş. Tadını beğendiniz mi? Yani. Ya da şöyle, çok affedersiniz. Şunu uzatabilir misiniz? Ben dondurmayı çok beğendim. Elinize sağlık. Milföyleriniz güzel pişmiş. İçinin muhallebisi pelte pelte olmuş. Pelte pelte sıcak, olmuş. Evet. Sıcak. Bakın ayrılmış kendiliğinden. Şey böyle kurak toprak çatlar ya. Aynen öyle. Peki Baran? Benimkinde niye yok? Ben milföyü bence, evet, çıtırlı... Emine Hanım siz bahane bulmaya çalışıyorsunuz. Bahane bulmaya çalışmıyorum. Diye, bence hayır, siz bakın, bana buyurun, tabağımı görün. Bahane bulmaya tabağımı görün bakın. Üstü nasıl yarılmış, çatlamış. Peki Baran sen beğendin mi? Ben milföylerin çıtırlığını sevdim bu taraftan yiyince. Bu tarafında kesinlikle hiç milföy yoktu bu arada. Tamamıyla sos ve kremaydı. Dondurma zaten klasik. Beyaz dondurma. Duygu? Sevemedim açıkçası. Şimdi Zuhal Hanım... Gülçin Hanım yoktu ben bunu söylerken. Onun da duymasını istiyorum. Dün biz Baran Bey'i milföy konusunda eleştirirken Gülçin Hanım'ın sesi çıkmadı. Şu an biz anlamış olduk neden olduğunu. Zaten... Hayır, hayır. Baran Bey'in milföyü çok güzeldi, yok, çok güzel. Lezzetliydi ve bu çok güzel. Sıcaktı. Bir şey soracağım çünkü. Yani
Zaten sesi çıkmayanlarda bir şey çıkıyor. En azından bir milföy nasıl pişmeliyse ben o şekilde getirdim şimdi, yakmadan. Bir saniye bir saniye. Yorumu tamam mı? Ondan tabii, sonra şey tabii, saldırılarınıza buyurun. Geçersiniz. Buyurun. Sen. Şimdi Zuhal Hanım gerçekten hani ne söylesem şey olacak, kırmak da istemiyorum ama yok yani ben... Değil mi? Bir şey soracağım Gülçin. Bir aksilik yaşadın mı bununla ilgili? Evet. Böyle bir plan. Böyle planladım böyle. Niye? Sonra. Yani böyle bir milföy sen yaptığında böyle mi yapıyorsun? Evet. Ya? Bu sosla bu şekilde. Aynen bu şekilde. Ailem bunu çok beğeniyor. Hatta bayıla bayıla yediler. Aklı çok rahatsız ediyor zaten. Efendim? Ilıklığı çok rahatsız evet, ediyor. Biraz yani, daha soğuk olabilir mi? Evet. Yani şeyi muhallebisinin tadı güzel diyeyim ama kıvamda şeyler var. Böyle bir pelte pelte böyle. Yani şey. Tam olması gerektiği o pürüzsüzlük ve şeylik yok, kıvam yok. Evet, herkese büyük finalden tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Sizleri bir ekran karşısında burada da yarışmacılarımız yerlerini aldılar. Heyecanla bekliyorsunuz. Maalesef şunu önden söylemeliyim ki biliyorsunuz ben her şeyi söyleyen bir sunucuyum. Bu hafta ne yemekler açısından ne de puanlar açısından verimli bir hafta oldu. Türlü aksilikler, türlü hatalar yapıldı. Evet, bunları anlayabiliyoruz, mazur görebiliyoruz. Ama bu verilen elimdeki tabloya da bakınca korkunç. Bu kadar düşük puanları anlayamıyoruz. Evet, herkesin yaptığı ya da yapamadığı yemekler oluyor. Ona göre de zaten bu haftada bir birincimiz çıkacak. Ama ben gerçekten de özellikle bugün Gülçin senden başlamak istiyorum. Evet, senin de herkesin olduğu gibi tabii olmayan ki yemeklerin vardı tabii ama ki dörtleri senin masamdaki aynen yemeklerini de göreceğim aklım ucundan geçmezdi. Kesinlikle. Hoş hatta, yarışmacılardan beklenir bir şeydi ama. Hatta şöyle düşündüm, demek ki menümü yetiştiremeseydim bir puan vereceklermiş diye düşündüm. Yani dört puanı alınca bunu düşündüm. Evet, özellikle de ana yemeği olmayan bir yarışmacıya 3 verip de her şeyi çıkarmış ama ufak tefek hataları olan bir yarışmacıya 4 verilmesi hiçbir evet aklı ve vicdana bana göre sığmaz. Sanırım seyircilerimiz aynı şekilde söyleyeceklerdir. Onun dışında tabii ki bir 15 bin TL'miz var. Birazdan teslim edeceğimiz, herkes bunun için burada. İnşallah da hak eden yarışmacıya gitsin. Ha. Ama puanlara şöyle bir baktığımda, üçüncümüzle, ikincimizle ve birincimizle çok düşük puanlar görüyorum. Hepsinin arasında da birer puan fark var. İşte bu verdiğiniz veyahut vermediğiniz bir puanlar bu kadar önemli. Baran, hemen sana dönmek istiyorum. Bu hafta şöyle yani kendi içlerinde değerlendirdiğimizde en yüksek puanları sen vermişsin. Evet. Sadece bir tane 7 gördük senin masanda. Onu da Gülçin verdi. Sen ise 6 puan verdin. Gene bugün en yüksek puanı veren sendin. Sen nasıl değerlendiriyorsun hem kendi günün hem diğer yarışmacılar ve Gülçin'le ilgili? Ben Gülçin Hanım'a hak ettiği puanı verdiğini düşünüyorum. Ayrıca hak ettiğim puanları almadığımı da düşünüyorum bunun yanı sıra. Zaten diğer arkadaşları da kesinlikle anlamadım. Ceplerinde akrep vardı herhalde. Veremediler puanları. Gayet adaletli olduğumu düşünüyorum ve herkese hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum. Evet, peki. Duygu Hanım için de şunu söyleyebilirim ki bütün hafta puanları hep 4-5 bandındaydı. Ben de anlam veremedim. Emine Hanım keza kimseye puan vermedi. Sizin birincilik gayeniz bile olmamasına rağmen bu kadar düşük puanlar vermenize aklı mantığım sığmıyor zaten. Anlayamadım. Cebinizde ne vardı? Akrep var mı? Bakmak istiyorum ama cebinizde yok. Bilemiyorum yani. Zuhal Hanım, özür dilerim. Baran Bey, şimdi öncelikle ben... haftanın başından başlamak istiyorum. Başla. Emine Hanım'a gittik. 6 puan vermiştim ben o gün. Emine Hanım'ın sonuç itibariyle 8 kat açtığı bir hamuru vardı, su böreği vardı. Onda daha çok emek gördüm. Ama ana yemeği yanmıştı. Ana yemeği yanmıştı. Benimkisi ve sanıyorum sizinkisi yanık değildi. Ben ana yemeğine de puan verdim. Altı da çiğdi bu arada ama. Tamam, altı biraz şeydi. Benimkisi sizinkisi kadar yanık gelmedi. Peki bugünkü ana yemeğin sorunu neydi? Beğenmemeniz bugünkü ana yanmışlık var mıydı? Ya yanmışlık değildi de. Ben peki de bir ana yemekte yanmışlık, çiğlik mi yoksa altındaki yatan lezzetsizliği mi daha önemli? Ete olan yemekten bahsediyorum. İkisi de etti ya. Tabii ki de yani. Hangisi daha feci bir durum? Hangisi daha çok de, puan tabii kırmaya? Tabii ki de yanmış bir ürün ya da pişmemiş bir ürün daha büyük sıkıntı. Evet. Ama ben eti çok yavan buldum. Çok kuru bulduğum için eti zaten bir tek beğenmemiştim. Senin dışında hiç kimse i̇şte, kuru bulmadı eti. Bana gelen et öyleydi ve kendisine de gösterdim. Hatta Gülçin Hanım'a dedim ki... Bir girelim Hanım, oraya. Siz ana yemeğinizi yakmıştınız, kömür olmuştu. Öyle olmasına rağmen o kadar emeğinize karşı ben size 3 verdim. Ben de zaten sizin o kadar emeğinize karşı. Sadece
o kadar emeğine karşı 4 verdi. 4 mü demeyin? Şaka yani. Ben de sizin bir tane mezenizi beğendim. Şimdi eğer ben size 5 verseydim, dün Baran Bey'in yine en az 2 çeşidini beğendim. Aynı şekilde Halil Bey'in 2 çeşidini beğendim. O yüzden haksızlık olur diye 4 puan verdim. 4 haksızlık olmadı yani. Yani hayır, diğer arkadaşlara haksızlık olur diye 4 puan verdim. Onu gününde değerlendirecektiniz. Bugün değil ama. O gün haksızlık yaptınız diye bugün de haksızlık yapmayacaktınız Gülçin Hanım'a. Keza Gülçin Hanım'a da 2 çift lafım var. Kendini pazartesi gününden beri hiç savunmadı. Bugün resmen onu ben koruyormuşum gibi oluyor yani. Hani ben burada tartışırken sizin 2 kelime bile söylememeniz benim bile canımı sıkıyor burada. Yani gibi değil, avukatı gibi. Ya bunların hepsi size geliyor böyle. Evet. Kimsenin avukatı gibi davranmıyorum. Sadece adaletli yani, olduğumu, dürüst olduğumu ve puanlarım da bunu zaten belirtiyor. Boşuna Gülçin Hanım yarışmasaydı o gün de yerine siz yarışsaydınız. Baran Bey, bence adaletten bahsetmiyoruz. Adaletten en son siz bahsedeceksiniz. Sen konuşmalısın Halil, adaletten, haktan. Sen hiçbir şey söyleme. Ben en azından herkese eşit puan verdim. Evet, herkese 3, 4, 3. Hak ettiklerini verdim. Herkese eşit verdim. Sana hak ettiğini seyirci verecek yorum olarak. Bu arada bir şey söyleyeceğim Gülçin. Diyorlar ki konuşmadı, savunmadı kendini. Evet, biraz sessiz kaldı. Neden? Yapı olarak mı, karakter olarak mı? Yoksa öyle sen de katıldın mı yani yapılan eleştirilere? Hayır, kesinlikle katılmadım. En azından Halil Bey sadece patlıcan salatası vermişti. Ve minicikti yani. Hiçbir şey yoktu. Soğan salatası gibi. Yani dolu dolu tabaklar verdim. Tamam, kabul ediyorum. Arkadaşlarımın söylediği yorumlar haklı. Kimisi tuzlu olmuş, kimisi fındığı yanmış falan ama... bu puanı hak etmiyordum. Yani hak ettiğim puan bu değil. Gülçin Hanım bütün konuşmasını işi... benim masamda tamamladığı için diğer günlerde ve kendi gününe bir şey kalmadı. Ha. Bütün konuşma enerjisini, bütün konuşmaları sana mı çok eleştirdin? Benim masamda tamamladı. Öyle mi Gülçin? Kendine de bir şey kalmadı. Hayır, ben dünkü çekimlere katıldım ve ondan sonra hazırlıklarımı yapabilmek için hiç uyku uyumadan savaştım. Biraz da sanırım uykusuzluğumdan, yorgunluğumdan dolayı bu sessizliğim. Evet. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Puan tabii ki kırılacak. Kırılacak ki birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü belirleyelim. Çok normal. Senin dolmayan yemeklerini söyledik. Tatlı maalesef. Evet. Yani ben senden daha güzel bir milföy pasta beklerdim. O ayrı. Ama şimdi bir yerde bize puan kırma sebebi olarak sunumları, karşılamayı, masayı gösteriyorsunuz. Eyvallah diyoruz. Ama öte tarafta bu konularla ilgili hiçbir eksiği olmayan yarışmacıya bu puanları vermiyorsunuz. Nasıl bir mantık? Nasıl bir adalet terazisi? Nasıl bir vicdan? Nasıl bir puan kırma stili, stratejisi anlamıyorum. Tamam, bütün hafta Halil dedi ki bizi güzel karşılamadı, önlükle karşı. Öbürü dedi ki masa eksik, öbürü dedi ki tuzu yok, öbürü yok dedi suyu. Her şey vardı kadının. Nerede puanları? Ben size söyleyeyim. Herkes başlangıç tabağında pazı sarmayı beğendi. Öyle değil mi? Herkes beğendi. Bir tek pazının çiğ olması sizin hoşunuza gitmedi ki bu zaten söylenilen menünün gelmediği önümüze anlamına gelmez. Çünkü çiğ pişmeyen pazıyı da o şekilde getirdi. Ha, bunu seversiniz sevmezsiniz onu zaten tartışmıyoruz. Ona kalırsa Halil bu hafta hiç kimsenin yemeğini sevmedi. Hiçbiri ona hitap etmiyordu. Evet. Ama biz puanlarımızı neye göre vermeliyiz? Yani ben en azından öyle yapıyorum. Söylenilen yemek önüme geldi mi? Hakkı verilmiş mi? Pişmiş mi? Olmuş mu? Evet, Baran'ın da milföyü belki tek çeşit olarak zayıftı. Belki basit bir yemekti. Ama herkes beğendi. Yani evet, tatlısıyla ilgili hataları vardı. Ama onun dışında dün, bugün, ondan evvelki gün... zaten şeyi saymıyorum, Duygu'yu. Keza ilk gün pazartesiden başladı o haksızlık silsilesi. Yani şimdi diyorsun ki su böreği açmıştım. O zaman hakkını verseydiniz. Yani hakkı 6 mıydı? Bilmiyorum. Yani neden bir kere 7 puan gördük onu da anlayabilmiş değilim. Ama öyle ya da böyle puanlarınızı verdiniz, söyleyeceğinizi söylediniz. Artık sözün bittiği yer, puanların konuşacağı yer. Hemen de maalesef haftanın 5.sini açıklayarak artık yavaş yavaş şampiyonluğa doğru gidelim istiyorum. Maalesef bu hafta sizlerden ve benden aldığı puanlar sonucu 5. olarak 15.000 TL veda eden ilk isim. Duygu sen oldun, tahmin edersin. 11 evet. Puan yarışmacı halinde 3 puan verebildim, kusura bakma. Teşekkür ederim. Ana yemek değil de o eksik yemek başka bir yemek olsaydı daha yüksek verirdim. Haklısınız. Ama maalesef geçmiş olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ve geldik 4.'müze. Şu 15.000 TL'ye veda eden... ve haftayı 4.'lükle kapatan yarışmacımız. Halil sen oldun. Hiç şaşırmadım. 16 puan yarışmacılardan 5 puan da benden almışsın. Teşekkürler. Bulgur pilavın ve çorban güzeldi. 21 puanla tamamladın. Siz hepsinden vicdanlı davranmışsınız. Teşekkür ederim. Aynı puanı vermişiz o halimizde. Evet. Evet.
Eline sağlık senin de diyelim. Ve geldik üçüncümüze. Vallahi ben üçüncüye, ikinciye, birinciye bakıyorum. Sizleri de çok şaşırtacak sonuçlar var şu an elimde. Tabii yarışmacılar artık işlerine mi geliyor ya da gerçekten unutuyorlar mı? Benim puanlarımı hiç hesaba katmıyorlar sanki. Finalistlerden biri olması gereken yarışmacı maalesef üçüncü oluyor. Bu da Gülçin sen oldun. Yani şöyle söyleyeyim, bugün 19 puan verdiler. Ben 7 puan verdim sana, 26 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin yani, de ekibinizle birlikte olmak çok güzeldi. Bizim için de eline emeğine sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Oğluşum da çok tatlı, tekne kazıntısıyla tanıştı. Allah bağışlasın. Sağ olun, çok milföy olsaydı daha yüksek verirdim. Sağ olun, yani ben tatlından ve enginardan kırdım açıkçası. Onun dışında her şey güzeldi. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık diyelim. Ve geldik iki finalistimize, Baran ve Emine. Ben dedim bugün puanlar birbirine çok yakın diye. Vallahi ben üçüncüye, ikinciye, birinciye bakıyorum. Sizleri de çok şaşırtacak sonuçlar var şu an elimde. Tabii yarışmacılar artık işlerine mi geliyor ya da gerçekten unutuyorlar mı? Benim puanlarımı hiç hesaba katmıyorlar sanki. Finalistlerden biri olması gereken yarışmacı maalesef üçüncü oluyor. Bu da Gülçin sen oldun. Yani şöyle söyleyeyim, bugün 19 puan verdiler. Ben 7 puan verdim sana, 26 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin yani, de ekibinizle birlikte olmak çok güzeldi. Bizim için de eline emeğine sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Oğluşum da çok tatlı, tekne kazıntısıyla tanıştı. Allah bağışlasın. Sağ olun, çok milföy olsaydı daha yüksek verirdim. Sağ olun, yani ben tatlından ve enginardan kırdım açıkçası. Onun dışında her şey güzeldi. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık diyelim ve geldik iki finalistimize, Baran ve Emine. Ben dedim bugün puanlar birbirine çok yakın diye. Aranızda sadece bir puan fark var. Sevgili arkadaşlar, yarışmacılarımız. Bir puan, hep söylediğim gibi bu hafta da ağırlığını koymuş ve şampiyonumuzu belirlemiş. Bu haftanın kazananı, tam 15.000 TL'nin sahibi, bir puan farkla Baran oluyor. Alkışlarla yanıma alıyorum. Çok teşekkür ederim. Elin emeğine sağlık. Çok tebrikler. Çok teşekkür ederim. Hemen 15.000 TL'ni takdim ediyorum. Güle güle harca. Çok sağ olun. Ve en yakın rakibin Emine'ydi. Emine, sen yarışmacılardan 21 puan almışsın. Ben ise sana 6 puan verdim. 27 puanla ikinci oldun. Elin emeğine sağlık. Ana emeği iyi almasaydı tabii ki daha yüksek verirdim. Ama sizinle ana yarışmak çok güzeldi. Bizim için de beraber olmak çok lezzetli diye yemeklerin. Elin emeğine size sağlık. Size özel selam getirdim. Aleyküm selam. Görüm Cember 7 yaşında bir tane kızı var. Bizden Ela, de selamlar, sevgiler, teşekkürler. Geldik Baran sana. Evet. Evet Baran, 21 puan aldın. Sen de tıpkı Emine gibi ama ben sana 7 puan vermişim, 28 puanla birinci oldun. Eline emeğine sağlık. İyi ki geldin, iyi ki katıldın. Güle güle harca diyelim. Ve sevgili yarışmacılar ve sevgili seyirciler, bu haftalık da bizden bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere diyorum. Ekim ve yarışmacılarımıza birer alkış istiyorum. İyi hafta sonları efendim.